Piyasa çoğu zaman acımasızdır, vicdansızdır. Bu döngü içinde nice genç yetenek kaybolup gitmektedir. Kiminin hayalleri bu engeller yüzünden yıkılır, kiminin ise yaşadığı dramlar sebebiyle son bulur. Kader önlerine öyle aşılmaz engeller koyar ki ne yürüyebilirsin ne de üzerinden atlayabilirsin. İşte o hayatlardan biridir Cüneyt Genç'in hayatı. Aile dramları, biricik annesinin çektiği zulümler, gencecik yaşta kaybettiği babası, yaşadığı kara sevda, imkansız aşk ve çocuk yaşta üzerine binen yükler onu küçücük yaşta hem arabeskin hem de karanlık bir çukurun içine hapsetti. Ama o yine de oradan çıkmayı, hayata tutunmayı, acılarına merhem olacak sözleri yazmayı başardı. Bu hikaye, kısacık hayatına onlarca yıllık sevda sığdıran genç bir kardeşimizin, yani Cüneyt Genç'in hikayesidir. Cüneyt Genç, 1984 yılında Tokat'ta dünyaya geldi. İlk 5 yılını burada geçirdikten sonra ailesinin verdiği ani bir kararla İstanbul Beylikdüzü'ne taşındılar. Yokluk zaten vardı. Üzerine bir de zorlu İstanbul yılları gelmişti. 1991 yılında Beylikdüzü'nde ilkokula başladı Cüneyt. Ama hiç kolay değildi onun için okumak. Bir yandan dersleri, bir yandan babasının alkol sorunları, diğer yandan da onun kötü arkadaş ortamı vardı. Bu durumlar Mutlu ailesinin üzerine kabus gibi çökmüştü adeta. Tokat'ta yaşarken de yokluk vardı belki ama ne alkol ne de huzursuzluk vardı. Her şey babasının İstanbul'un o sisli havasını koklamasıyla gelişmişti. İşte Cüneyt de bu dönemlerde başladı arabesk müzik dinlemeye. Onun ruhuna merhem olan tek şey bu içten gelen şarkılardı. Orhan Gencebay hayranlığı başladığında daha 7-8 yaşlarındaydı. Yaşıtlarının dilinde eğlenceli pop şarkılar varken onun dilinden dökülenler ağır sözlerdi. Televizyonda ya da radyoda ne vakit Orhan Gencebay çıksa kulak kesilir, hiçbir notayı kaçırmazdı. İlk aldığı kasette Orhan abisine aitti. Onu görmeyi, ona bir kez sarılmayı çok istese de bu kısmet olmadı. Fakat telefonda Orhan Gencebay'la konuşup sesini duyma imkanı bulacaktı yıllar içinde. O an öyle çok heyecanlandı ki kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Evde yüzü bir an olsun gülüyorsa Orhan Gencebay sayesindeydi. Yoksulluk serde vardı. Yeri gelir bir ekmek dahi bulmakta zorlanırlardı. Cüneyt 10 yaşına geldiğinde hayatı boyunca unutamayacağı, gözlerinin önünden hiçbir zaman gitmeyecek olan bir senaryo yaşayacaktı. Ve bu onun kederini daha da artıracaktı. Bir gece yarısı belli belirsiz sesler duydu. Uykusundan uyandı. Ayaklanıp odasının kapısını açmıştı ki annesini gözyaşları ve kanlar içinde buldu. Babası yine alkol almış ve o kafayla annesini dövmüş, yapmadığını bırakmamıştı. Kendisi de kız kardeşi de çok küçüktü. Çok şey yapmak isteseler de ne güçleri yetiyor ne de cesaretleri el veriyordu. Aslında alkolsüz olduğu zamanlarda kendisini de kız kardeşini de çok severdi babası. Ama işin içine alkol, bir de yanlış arkadaşlar girince işin rengi değişiveriyordu. Annesi, kendisi ve kız kardeşi tam 12 sene katlanmıştı bu duruma ve nihayet 1998 yılında çift boşanma kararı aldı. Ancak bu kez de başka dertler baş göstermişti. Annelerinin yanında kalan kardeşler yoğun çalışma saatlerinden dolayı bir nevi anne özlemi çekiyorlardı. Çünkü evin ihtiyaçlarını karşılayan artık anneleriydi. Biricik evlatlarına bakmak durumundaydı. Boşandıktan sonra Kocaeli'ye taşınmışlardı. Annesi bu dönem hem çalıştı hem eviyle ilgilendi. Belki de en büyük acıları o çekmişti. Ama belli etmemişti evlatlarına. Cüneyt de annesine yardım edebilmek için çırak olarak çalışmaya başladı. Ta ki askerlik vakti gelene kadar. Askere gittiğinde bile ona para gönderen, onunla ilgilenen yine annesi olmuştu. Vatani görevini tamamlayıp yeniden Kocaeli'ne döndüğünde vakit kaybetmeden çalışmaya başladı. Bir yandan da gençti, delikanlıydı. Henüz askere gitmediği zamanlardı. İşte bu dönem kalbi yerinden çıkarcasına atıyordu. İlk sevdasını bu yıllarda 2011'de yaşadı. Güzel başlayan bu aşk maalesef hüsranla sonuçlandı. O da bilmiyordu neden bittiğini. Doğru düzgün açıklama bile yapılmamıştı Cüneyt'e. Bu sevda ona hem bambaşka bir yön verecek hem de daha duygulu bir adam olmasını sağlayacaktı. Aile içindeki mutsuzluk, başına gelen aşk onu müziğin içine doğru sürükledi. Sanki dünya üzerine geliyor, arabesk şarkılar okuması için ona baskı yapıyordu. Bir yandan müzikleri dinlerken bir yandan da kendince yorumlarda bulunuyordu. Günlerden bir gün dostlarından bir tavsiye geldi. ''İyi sözler yazıyorsun, bunları değerlendir, kendi bestelerini yaz.'' dediler. O zaman Cüneyt'in aklında yazmak değil, daha çok büyük ustaların eserlerini okumak vardı.
Zaman hızla akıp geçerken nasıl besteler yapacağını kendisi de merak eder oldu. Zaten yazacak çok şey de vardı. Çocukluk yıllarında başından geçen kabus dolu yıllar, aile özlemi, aşk hasreti, şiddet, zamansız bitişler gibi daha sayamayacağımız dramlar vardı. Bunlar ona ilham olmuştu. Günler içinde yaşadıklarını beyaz sayfalara dökmeye başladı. 2017 yılında ise ilk bestesi Yalan'ı yaptı. Yalan isimli eseriyle aslında dünyadaki aşkın da sevginin de gerçek olmadığını anlatıyordu. 2019 yılında ise Sevdiğim Gelin Oluyor bestesiyle daha profesyonel olarak çıktı karşımıza. Bu şarkı birçok kez televizyonlarda, radyolarda çaldı. 4 yıllık bir aranın ardından kendi bestelerinin yoğunlukta olduğu Aşık Oldum Şeyma albümünü çıkardı. Şeyma sevdiği ama kavuşamadığı kızdı. Albüme ismini verdiği şarkıyı da onun için yazmıştı. Adına şarkılar yazdım neredesin? 2023'te çıkardığı bu albümde 10 adet bestesi vardı. Ayrıca Şeyma şarkısına klip çekmişti. Bu eser YouTube dahil tüm dijital platformlarda yayınlandı. Aynı zamanda televizyon programlarına katılıp eserlerini icra etti. Birçok yerde sahne alıp sevenleriyle buluştu. Sahnede söylediği şarkılarla dinleyenlerine buruk bir mutluluk verdi. Her şey yolunda gidiyordu. En azından öyle görünüyordu. Ama Cüneyt'in kaderi biraz sancılıydı. Tam düzen kurduk, dünya güneşi birazcık gösterdi derken babası amansız bir hastalığa yakalandı. Babaları onları huzursuz etmiş, kötülükler yapmıştı. Ailelerinin dağılma sebebiydi. Ama yine de evlattı onlar. Kız kardeşi ve Cüneyt babalarının tüm hastalık sürecinde yanlarında oldular. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Çocukluk yıllarında onların güzel yüzüne üzüntü veren bu adamı iyi etmek için, mutlu etmek için sürekli uğraştı bu güzel iki insan. Onlar evlatlık görevlerini fazlasıyla yapmışlardı. Aileyi toparlaması gereken adamı onlar toparlamıştı. Fakat tüm çabalara rağmen Cüneyt'in babası Mart 2023'te kansere yenik düştü. Kanser sürecinde her zaman yanındaydı babasının. Belki de düzeltmişlerdi bir şeyleri ve geçmişe bir çizgi çekmişlerdi birlikte. Bunlar bilinmez ama fotoğraflara bakınca bir evladın vefasını görmek hiç de zor değil. Cüneyt bu acılı dönemde müziğe ara verdi. Hem ailesiyle hem kendisiyle ilgilendi. Onun için hiçbir şey bitmiş değildi. Tam aksine her şey yeniden başlıyor, kartlar yeniden dağıtılıyordu. Kendisine ait 50'den fazla bestesi olan Cüneyt Genç yakında yine radyolarda, televizyonlarda olacak. Aşkı, sevgiyi, hüznü anlatan eserleriyle sevenlerine yeniden seslenecek. Zamansız ayrılıkların feryadını içinden hiçbir zaman atamayan, filmlere konu olacak aile dramlarıyla çocukluğunu geçiren, sokaklarda oynaması gereken yaşlarda hüznün kollarına düşen, müziğe duyduğu aşkla kendisi için yeniden doğacak güneşli günleri bekleyen bir Cüneyt Genç geçiyor bu hayattan.